maksimum madde miktarına çözünürlük denir. Derişim aynı olsa da ince bir nüans var. Bunu bir düşünün, kafanızda bir tasarlayın. Bütün bu tanımlar mol hariç neden çıkıyordu arkadaşlar? İlgili bilen maksimum madde miktarını bize ifade, derişimin ifadesidir. 100 gram çözücüde 20 santigrat derecede ppm veya ppb şeklinde arkadaşlar çeşitlerimiz ne demiş arkadaşlar? Bunlarmış. 36 gram sodyum klorür çözülmüş ise çözeltinin ağırlıkça yüzdesi nedir? Hocam bize gerçekten bugün sizde şey yok. Siz takipçisiniz. Konu şu arkadaşlar. Öğrendik ağırlıkça yüzdemiz çözünenin %20. Nasıl yaptık? Şöyle bir özetleyelim. Formüle göre çözülen böyle çözüntü çarpı. Hayır. Formülümüzü görüyoruz. Evet. Çözünenin ağırlığı bölü çözeltinin toplam ağırlığı. Çarpı 100. Çarpı 100. Yerlere yerleştirince %20 çıkıyor. Evet. ...1951 bin yıl doğumluyum. İlkokulu 1963 yılında, liseyi 1969 yılında bitirdim. Yüksekokulu 1978 yılında Bingöl Eğitim Enstitüsü'nde bitirdim. 1988 yılında Bingöl Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünde mezun oldum. Mezun olduktan sonra zaten çalışıyordum, bir resmi kurumda çalışıyordum. 2012 yılında İl Özel İdaresi'ne emekli oldum. Evli, 3 çocuk sahibiyim, 5 tane torunum var. 1998 yılında Fırat Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni kazandım. Fakat bazı sebeplerden dolayı kayıt olamadım. Kayıt olamadığım için de içimde bir şey eziklik hissettim. Okumayı yarım bıraktığım için her zaman üzülüyordum. Ondan sonra tabii Yüksek Öğretim Kurulu'nun 7143 sayılı af yasasına yararlanarak Elazığ Üniversitesi'ne tekrar kayıt yaptım. Kaydımı, ikamet yerimin Bingöl'de olması nedeniyle kaydımı Bingöl'e aldım. Okumanın yaşı yoktur. Her zaman, her yaşta okunur. Ben bu fırsatı yeni yakaladım. Yakaladığım için de okumaya devam edeceğim, okuyacağım. Gençlere tavsiyem şudur, okusunlar. Kesinlikle okumanın yaşı yoktur. Yani okumak tek kurtuluştur. Kurtuluş dağda, bayırda, kahve köşelerinde bilinçsiz bilgisayar veya telefon kullanmada değildir. Okumadır. Bu yaşta birisinin bu yaştan sonra gelip de inşaat mühendisliği okuyor olması çocukların sahip olduğu bu konumu biraz daha önemini anlamalarına yardımcı oldu. Güzel bir şey, örnek olabilecek bir şey. Az rastlanan bir şey olması da ilgi çekici. Hem öğrenciler adına hem de benim adıma sevindirici bir şey. Umuyorum ki kendisine de hayırlı olur okuyacağı bölüm. 17 yaşındayım. Sınıfa ilk geldiğimde çok şaşırdım. 67 yaşında bir Mehmet amcamız var ve tam benden 50 yaş büyük. Çok seviyoruz kendisiyle. Bizden daha fazla yaşanmışları olduğu için bize çok yardımcı oluyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla amcamıza çok yardımcı oluyoruz. Beraber çok iyiyiz. Sıra arkadaşıyız. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ve takdir ediyorum. Her arkadaşıma örnek veriyorum eğitim hayatını. 67 yaşında kazanmak da yani böyle çok müthiş bir şey bence. Herkes onu örnek almalı bence. İlk sınıfa girdiğimde 67 yaşındaki bir amcanın bizim sınıfta olması gerçekten hani beni gerçekten çok etkiledi. Çünkü hani okumanın yaşının olmadığını gördüm. Onunla beraber hani sohbet etmek, onun yaşanmışlıklarını, tecrübelerini gerçekten şey yapmak hani çok güzel bir şey. Çok böyle müthiş bir şey yani. Baktığımda mesela onunla beraber işte fizik dersinde olsun, kimya dersinde olsun, inşaat mühendisliğine giriş dersinde olsun. Hani çok eğleniyoruz. Çünkü onun arkasında oturup onun o yazdığı yani onun bizden daha fazla şey yapması bizi gerçekten çok etkiliyor. Beraber kantine iniyoruz. İşte örnek veriyorum bir sıkıntısı olduğunda bize söylüyor. Anlamadığı yerlerde, takıldığı yerlerde. Öyle yani bizi gerçekten şey yapıyor yani öğüt veriyor ve gerçekten bizi etkiliyor, güzel bir şekilde etkiliyor. Burada altta kantine bıraktık, evet. Oradan alabilirsin. Temel kimya da aynı şekilde hocalar slide veriyor.